Ki Allah size uzun ömür versin, 100. kuruluş dönümümüzde görüşmek üzere dedim kendisine. Şimdi sosyal medyadaki gündem maddelerine devam edelim. Ha dur 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 dur, politik bir, bir iki kulis vermem gerekiyor. Dün efendim önce bir ismi aradım. İsmi lazım değil, ver derse veririm de. Ya dedim ki bu siz şeyi desteklediniz mi, Özgür Çelik'i? Evet dedi. Özgür Çelik'i desteklemiş. Bunu bana bir anlatın hele dedim. Anlattı. Çok önemli bir isim. Yani CHP içinde etkili isimlerden bir tanesi. Kılıçdaroğlu'na da yakın isimlerden bir tanesi. Biz dedi önce Özgür Çelik'i Kemal Bey'e götürdük dedi. Çok ilginç. Ama böyle birebir için içindeki birisinden anlatacağım. Şimdi ama canlandırın. Geçen haftaki o tartışmalı, heyecanlı seçimi düşünün. Kurmayları Özgür Çelik'i Kılıçdaroğlu'na götürüyorlar ve görüştürüyorlar. Kemal Bey de uygun buluyor. Onlara sonra diyor ki, evet diyor yapalım bunu diyor ve böyle gitsin il başkanı adayı olsun diyor. Sonra ama diyor Battal'a da bir götürün diyor. Battal il gezdiye gönderiyorlar. Önce gidiliyor, geliniyor. Battal Bey de önce tamam diyor. Fakat 2-3 gün geçtikten sonra hayır diyorlar biz başka bir adayla çıkacağız diye. Cemal Canpolat ismini orada öne getiriyorlar. Atışehir Belediye Başkanı Battal İlgezi'nin buradaki rolü önemi. Şimdi orada ben tabii notlar aldım, sorular sordum ama iznini alabilirsem sonra sizlere daha detaylı olarak anlatabilirim. Ama bu anekdot bana çok çok kritik geldi ve çok şey anlatıyor. Onu da ifade etmek isterim. Sonra devam ediyoruz gazetelere. Milli Eğitim Bakanı'na bir açıklama. Biz okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. 40 bin civarında derslik sadece okul öncesi eğitimde yaklaşık 1,5 milyon öğrencimiz var. Ciddi bir rakam. 5 yaş grubu itibariyle okullaşma oranı %94 dedi. Dün hatırlar mısınız kendisinin bir açıklaması vardı. Bu ara tatiller. Ben gün içinde bana gelen mesajlara da baktığım zaman öğretmenlerimiz diyorlar ki bakana. Bir takım önemli uygulamaların hazırlığı içindesiniz. Güzel. Peki ama aynı zamanda şu anda iyi giden bir sistem olan ara tatil uygulamasını neden tartışmaya açtınız? Ben de bakan şimdi fikir topla ya öğretmenlerimiz ara tatil uygulamasının tartışmaya açılmasından hoşnut değiller. Onu da bir bilgi olarak, bir feedback, bir geri bildirim olarak bakana aktarmış olalım. Biz okul öncesi eğitimi çok önemsiyoruz. Şu anda yaklaşık 40 bin civarında dersliğimiz var. Sadece okul öncesi eğitim veren, yani özel ve resmi toplamda yaklaşık bir buçuk milyon öğrenci ki çağ nüfusu ile kıyaslandığında çok ciddi bir rakam. Bir buçuk milyon öğrenci Sayın Başbakanım şu anda okul öncesi eğitim kurumlarına devam ediyorlar. Ve beş yaş grubu itibariyle baktığımızda okullaşma oranı çağ nüfusunda yüzde doksan dört. Bu da çok ciddi bir rakam. Şimdi hemen anında mesajlar gelmeye başladı efendim. Bu konuyu da takip edeyim. Şaşırtıcı değil mi? Kim olduğunu soruyorsunuz. Efendim hani benden bahsetme ismimi vermesen daha iyi olur dediği için söylemek istemedim ismini. Çünkü hani bilgilendirmek babında önemliydi anlattıkları. Bak ne kadar ilginç. Battal'a gönderiyor, Battal İlgezli'ye gönderiyor Kılıçdaroğlu, Özgür Çelik'i görüşüyorlar. Ondan sonra önce evet diyorlar, sonra fikir değişikliğine gidiyorlar. ya yani çok enteresan. Başkaca şeyler de duydum. Mesela Şükrü Genci de gördüm. Onun dışında o tesadüfen bir yerde denk geldim. O da valiyle mi birlikteydi? Ha. Sonra gittim yanına. Şaşırdı önce ama ona da sordum. Bir takım bilgiler aldım ama dedi off the record dedi, kayıt dışı. Şimdi demem o ki CHP'de ciddi bir kazan kaynaması var şu anda. Şimdi bir de yerel gazetelere bir bakalım efendim. 11 yıldır her sabah yaptığımız gibi mücadeleyle başlıyoruz. Diyarbakır tepkiler çığ gibi. Büyükşehir izliyor. Diyarbakır'da bazı özel halk otobüs şoförlerinin 65 yaş üstü engelli vatandaşlar ve basın çalışanlarına tanınan ücretsiz ulaşım kart kullananlara yönelik tavırları tepki çekiyor dedi. Devrim Aktürk çok önemli kitlesel bu haberi Diyarbakır'dan yazdı mücadele. Ve İstanbul gazetesi yazıyor. İSPARK'a bir zam daha. Şehir içindeki otopark ücretleri 3 ay içinde ikinci kez artırıldı. %57 zamlandı diyor. Bu da bugünün İstanbul Gazetesi'ne yansıyan manşeti. Diyarbakır'dan İstanbul'a, İstanbul'dan Elazığ'a, Fırat'a gidiyorum. Yerel seçimlerde MHP'nin yol haritası nasıl olacak? Cumhur İttifakı'nı güçlü kılan farklılıklardır. Cumhur İttifakı bir çatıdır ve bu çatıda hiçbir çatırtı yoktur demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ İl Başkanı Yusuf Yunus Bal'ın sözleri bugün manşet olmuş. Röportajı Şah İsmail Gezici ve Remziye Kökburi birlikte yapmışlar ve Elazığ'dan sonra Zümrüt Rize Rize'den Filistin'e destek önceki gün Diyarbakır'da da böylesine bir eylem vardı bu da bugün Rize'den yansıyan bir manşet Karadeniz'den İzmir'e Ege'ye geçiyorum ilk ses gazetesi HPV aşısında hala adım atılmadı bu kızlarımız için yaşamsal önemde Kız çocuklarımızın aşılanması gerekiyor. Rahim ağzı kanserinin önlenmesi için çok genç yaşlardan itibaren kızlarımıza bu imkanı sağlaması gerekiyor. İlk Ses gazetesinden Çağla Geniş çok önemli bu gelişmeyi takip ediyor. Şimdi bu arada giderlerse gitsinler diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Hekimler sözünü sözünüzü tutuyor. Gidiyorlar. Bakanlığın tüm kadroları açtığı 19.250 kişilik kadro açıklamasına sadece 6.792 kişi atandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın giderlerse gitsinler demesinin ardından hekimlerin gidişi her ay katlanarak arttı. Mart 2022'de iyi belgesi alan hekim sayısı 213'tü. Ağustos'ta beyaz reform açıklamasıyla sayı 281'e çıktı. 2022'de giden hekim sayısı son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Köklü iyileştirme yapılmadığı için hekimlerin 2023'te gidişleri hız kesmedi. Son 11 yılın ilk 9 ay karşılaştırmasında hekim gidişi en yüksek rakama ulaştı. Gidişler arttıkça önce vatandaş randevu almakta ve hekim bulmakta zorlandı. Şimdi ise Sağlık Bakanlığı hekim bulamıyor. Bir de doktorlarımız da çok az. Peşinden koşuyoruz doktorların. Yani randevu alamıyoruz. Yetersiz. Gerçekten yetersiz yani evlat. Ya bir tane bir, bir yani öyle bir şeye düştü ki bu ülke yani bir çocuğun Varsağı dolu boşaltacak bir doktor yok. Sağlık Bakanlığı'nın 2023'ün ilk atamalarında 2669 kişilik uzman tabip kadrosuna sadece 39 atama yapıldı. Tüm alanlarda 19252 kişilik kadro açılmasına karşın 6792 kişi atandı. Bakanlığın 2023 ikinci atamalarında da kadrolar boş kaldı. Bazı alanlara hiç hekim atanamadı. 2739 kadrodan sadece 774'üne başvuru yapıldı. Çocuk göğüs hastalıkları için 5, el cerrahisi için açılan 12 kadroya yerleşen yok. Çocuk hematolojisi ve onkolojisi bölümünde açılan 13 kadroya 1, kulak burun boğaz hastalıklarında açılan 123 kadroya 23 Ekim yerleşti. Sağlık sorunlarının en fazla olduğu deprem bölgesinde de atamalar yetersiz. İki şehirde, iki alanda kadrolar boş kaldı. Şanlıurfa'da 17 Kulak Burun Boğaz Kadrosu ve Adıyaman'da açılan 114 kadroya hekim bulunamadı. Hatay'da açılan 213 kadronun 23'ü Kahramanmaraş'ta 127 kadronun 4'ü tercih edildi. Çok uzun süredir bu konuda Sağlık Bakanlığı'na uyarıyoruz. Yakında kamuda çalışacak hekim bulamayacaksınız diye. Farkında mısınız bilmiyorum ama doktor açığı çok ciddi bir durum çok ciddi bir sorun olarak karşımızda. Doktorları yurt dışına başta Almanya olmak üzere kaçırdık. Muzaffer Ayhan ne diyor bakın. Yazar kendisi Muzaffer Ayhan. Sevgili İsmail Bey diyor. Cumhuriyetimizin 50. yılında 1973'te 50. yıl liseler açılmıştı. Yurdumuzun birçok yerinde. Ben mesela ben de birlikte Merdan Yanardağ bakın Merdan Yanardağ'da 50. yıl Şişli Çağlayan Lisesi'nden mezun olduk diyor ve 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk dönemindeki bu güzel eylem 100. yılda yapılamaz mı diye soruyor. Çok doğru. 100. yıl okulları, 100. yıl laboratuvarları, 100. yıl kütüphaneleri. Ey holdikler, devletimiz uyuyor, siz uyumayın bari ya. O milyar dolarlık ciroları nerede yaptınız? Neden? Cumhuriyet sayesinde değil mi? Özgürlük notaları, milli marşın öyküsü, Mehmet Altun'dan geldi. Tekfen Vakfı yayınları. Milli Marşımızın öyküsü. Ayfer Savaş Aydın Rıza. Faik Bulut yazmış, imzalayarak bana göndermiş sağ olsun. Şah İsmail'in Seren Camı. Yerel gazetelerle bu nokta, bu kuşağı da tamamlayalım. Bir konuğum geldi efendim. Sizlerle tanıştırmak istediğim ilginç. Galiba televizyonlarda ilk defa izlemiş olabilirsiniz. Tanıştıracağım. Oluşum gazetesi hayalini bile kuramıyorlar manşetiyle çıkmış bu sabah. Sanayi, ticaret ve turizm kenti olan Gaziantep'te hayat pahalılığının vatandaşı nasıl etkilediğini Gaziantep sokaklarına çıkarak birinci sayfalarına taşımış Oluşum Gazetesi'nin muhabirleri. Ve Edirne'ye geçelim. Edirne'de bugün diğer gazetelerde de vardı manşet. Ciğere zam hazırlığı. Tava ciğer köfte 220 lira oluyor demiş Edirne Gazetesi vatandaş. Vatandaş ciğeri nasıl yesin efendim? Trakya'dan Akdeniz'e geçelim. Akdeniz'den bir manşet. Her birine sonsuza kadar borçluyuz diyor. Birçok oda, dernek ve vakfın üyesi olduğu Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak adına kurulan Mersin 100. Yıl Kutlama Meclisi Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Arkadaşlarımdan rica ediyorum onlarla bir konuşalım. Acaba Mersin genelinde hangi kutlamalar yapılıyor onlara da bir bakalım efendim. Müsaade... Vay be bu sabah ne sabahtı. Dilim damağım kurudu.